Dok işçisi Dan Cullen Yazan Jack London Seslendiren Atilla Kılıç Hayat ihtişamla yürümez, hummalı sokakların alanıdır. Thomas Ash Dün belediye meskenlerindeki odalardan birinde bulundum. Burası Leman Sokağı yakınlarındaydı. Eğer korkunç gelecekte ömrümün sonuna dek böyle bir odada yaşamak zorunda kalacağıma dair kesin bir inancım olsaydı, duraksamadan gider, kendimi Thames nehrine atar, bu işi kısa yoldan çözüme bağlardım. Oda falan değildi burası. Konuşulan dile saygı duymanın da bir sınırı vardır. Ahıra nasıl malikane diyemezsek, gördüğüm bu yere de oda diyemeyiz. Bir harabe, bir mağaraydı burası.'' Ölçüleri 2 metreye 2 metre 30 santimdi. Tavanı öyle basık, içerisi o kadar havasızdı ki bunu ancak şöyle bir açıklamayla betimleyebilirim. İngiliz ordusunda asker başına düşen havanın hacmi bile hesaplanır. Barakalar bu ölçü üzerine kurulur. Bu odadaki hava barakada yatıp kalkan bir İngiliz erine yetmeyecek kadar azdı. Üzeri eski bezlerle örtülü bir divan odanın yarısını kaplıyordu. Bacakları raşitizm hastalığına tutulmuş gibi çarpık bir masa, bir iskemle, birkaç karton kutu odada insana dolaşacak yer bırakmıyordu. Beş dolar odadaki her şeyi almaya yetip artardı. Döşeme çıplaktı. Ne var ki tavan ve duvarlar kan lekeleriyle doluydular. Her leke öldürülen garip bir böceği simgeliyordu. Haşerat doluydu içerisi insanın tek başına bunlarla başa çıkmasına gücü yetmezdi. Bu izbenin kiracısı olan Dan Cullen adında dok işçisi, hastanede ölmek üzereydi. Ama bu yoksul odanın içindeki öteberi, onun kişiliğine dair yeterli bilgi veriyordu. Duvarlarda Garibaldi, Engels, Dan Burns ve başka işçi liderlerinin ucuz baskıları asılıydı. Masanın üzerinde Walter Besant'ın romanları duruyordu. Shakespeare'i iyi bildiğini, tarih, sosyoloji ve ekonomi okuduğunu söylediler. Özetle, kendi kendini yetiştirmiş bir insandı. Masanın üzerindeki karışıklığın ortasında, üzerine şunlar karalanmış bir kağıt parçası duruyordu. Baykalın, lütfen benden özünç almış olduğunuz büyük beyaz çanakla türbüşonu geri veriniz.'' Bunlar hastalığı başladığı bir sırada komşu kadından almış olduğu şeylerdi. Şimdi ise öleceğinden korkulduğu için geri isteniyordu. Çünkü büyük beyaz bir çanakla Tirbuşon, uçurumun dibinde yaşayan bir insan için öyle değerli şeylerdi ki, başka bir insanın huzur içinde ölmesine izin verdirmezlerdi. Kısacık bir öyküsü vardı. Evet, Dan Cullen'ın öyküsü kısaydı. Ne var ki satır aralarında öğrenilecek çok şeyler vardı.'' Küçük bir kentte doğmuştu. Yoksul bir ailenin çocuğu olduğundan tüm yaşamı boyunca bedenen çalışmak zorunda kalmış biriydi. Bu kitapları açıp okuduğu, gerçeklerle ruhunun tutuştuğu, üstelik bir avukat gibi mektup yazabildiği için arkadaşları tarafından kendileri adına kafasını kullanarak çalışması için seçilmişti. Meyve taşıyıcılarının lideri olmuş, dok işçilerini Londra Ticaret Konseyi'nde temsil etmiş, işçi gazetelerine yetkin yazılar yazmıştı kimseye yaranmak için yaltaklanmamış, ustalarının etkisinde kalmamış, kendi yaşamını yaşamış, inandığı kavgada sonuna dek dövüşmesini bilmişti. Yaşamı boyunca düşüncelerini açıkça söylemişti. Büyük dok işçileri grevinin öncülerinden olduğu için suçlu görülmüş, bu da Dan Cullen'ın sonu olmuştu. O günden sonra fişlenmiş biri olarak yaşamış, bir grevde önce olanın hesabı kendisinden 10 yıl belki daha uzun sorulmuştu. Doklarda çalışanların işleri gelip geçicidir. Yüklenecek malların azlık ya da çokluğuna göre çalışırlar. Denkal'ın fişlenmişti bir kez. Kimse kesin bir dille geri çevirmiyordu onu. Böyle bir şey karışıklıklara neden olabilirdi. Ustabaşı onu her hafta yalnızca bir iki gün çalıştırıyordu. İşçiler arasında bu davranışa yasalarla eli kolu bağlı tutulmak ya da dünyanın kaç bucak olduğunu öğretmek adı verilir. Yani bu açlığa tutsak edilmek demektir. Daha uygun bir sözcük bulunamaz. On yıl bir insanın yüreğini kırmak için yeteri kadar uzundur. Kırık yürekli insanlarsa yaşayamazlar. Bu dağınık mağara gibi yerde yatağa düşmüştü sonunda. Kimseden yardım görmediği için her geçen gün yıkımı biraz daha artıyordu. Yakın akrabası olmayan yapayalnız bir yaşlıydı. Kırılmış, kösümser olmuştu artık. Odadaki haşaratla savaşıyor, kan izleri dolu duvarlarına asılı Garibaldi, Engels ve diğer resimlere bakıyordu. Bu kalabalık çevrenin insanlarından onu görmeye kimse gelmiyordu. Hiçbiriyle dostluk kurmamıştı. Tek başına çürümeye terk edilmişti. Ama Doğu yakasının tadiplerinden bir kunduracıyla oğlu onu görmeye geldi. Bu baba oğul onun tek dostlarıydı. Odasını temizlediler, evlerinden temiz çarşaf getirip yatak örtülerini değiştirdiler. Yataktaki örtüler kirden kararmıştı. Üstelik onun için Algate'den bir gönüllü hemşire ayarladılar. Gelen hemşire Dan Cullen'ın yüzünü yıkadı, yırtık dökük yatağını silkeledi, düzeltti. Onunla konuştu. Çok ilginçti Dan Cullen'la konuşmak. Ne var ki kadının adını öğrenince işler değişti. Adı ne miydi? Blank'ti. Evet evet. Sir George Blank de abiydi. Sir George Blank ha? diye gürledi ölüm döşeğindeki yaşlı den kalın. Sir Blank. Sir Blank, Cardiff doklarının hukuk danışmanıydı. Cardiff, dok işçilerinin sendikasını parçalamayı başaran, bu yüzden soylu sayılan adam. Demek kız kardeşiydi onun. İşte o zaman den kalın, dağılmış yatağında oturarak kadına tüm soyuna nefretler yağdırmaya başladı kaçırdı kadını. Hemşire bir daha geri dönmedi. Bu yoksul adamın yaptığı iyiliğe karşı böyle davranmasına gerçekten şaşırmıştı. Dan ayakları su toplayıp şişmeye başlamıştı. Biriken suyu atmak için tüm gün yatağının kıyısında oturmak zorunda kalıyordu. Döşeme çıplaktı, dizlerini örtmek için sadece ince bir battaniyesi vardı, sırtındaysa eski bir ceket. İyiliksever bir rahip, bir çift kağıt terlik getirdi değeri 4 peniydi terliklerin. Ruhunun kurtuluşu için 50 dua edeceğini söyledi. Bu terlikleri gördüm. Oysa Denkal'ın ruhunun rahat bırakılmasını isteyen insanlardandı. 4 peni değerindeki bir terlikten aldığı güçle Tom, dik ya da her adında birinin ona egemen olmasına dayanamazdı. Kibarca perdeyi açmasını rica etti rahipten. Böylece terlikleri sokağa atacak, onlardan kurtulacaktı. Rahip bir daha geri gelmemecesine gitti. O da tıpkı kaçan hemşire gibi şaşırmıştı. Bu yoksulun böyle davranması olur şey değildi. Kendisi de eski bir işçi lideri olan kunduracı dostunu yalnız bırakmadı. Hiç gürültü etmeden kendi başına meyve toptancılarının merkezine gitti. Denkal'ın tam 30 yıl geçici işçi olarak onların hesabına çalışmıştı. Aslında bu toptancıların tüm işleri hep geçici işçiler tarafından görülürdü dostunun durumunu anlattı yaşlı kunduracı. Umutsuzdu, yaşlıydı, kırılmıştı, ölmek üzereydi. Ne parası ne yardım edeni vardı. Ölmek üzere olan arkadaşının toptancıların çıkarına 30 yıl emek harcadığını anımsattı. Bir şeyler yapmalarını rica etti. Görevli eski defterlere bakmaya bile gerek duymadan Dan Kalın'ı anımsamıştı. ''Bizim ilkelerimiz'' dedi. ''Geçici işçilere yardım etmeyi öngörmediği için ne yazık ki hiçbir yardımda bulunamayız. Gerçekten de hiçbir şey yapmadılar. Üstelik Dan Cullen'ın bir hastaneye yatabilmesi için bir mektup bile yazmadılar. Londra'da bir hastaneye yatmak sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Hampstead'de doktorlara muayene olup yatması gerektiği onaylansa bile en azından dört ay sıra beklemesi gerekecekti. Ondan önce sıra bekleyen o kadar çok hasta vardı ki, Kunduracı dostunu Whitechapel Hastanesi'ne yatırmayı becerdi. Sürekli onu görmeye gitti. Günlerden bir gün Dan Cullen dostuna durumu umutsuz olduğundan onu bir an önce öteki tarafa göndermek için ilgililerin işi acele tuttuklarını anlattı. Aslına bakılacak olursa apaçık ve mantıklı bir çözüm yoludur bu. Yaptıklarından ötürü 10 yıl gibi uzun bir süre cezalandırılmış yaşlı bir adama başka ne yapılabilir ki? Bright hastalığına tutulduğunu söylediler. Böbreklerindeki yağ eritmek için terlemesi gerekiyordu. Doktorlar den kalını terletmeye başladılar. Oysa hasta bu terlemenin ölümünü yaklaştırdığını biliyordu. Bright hastalığı aslında böbrekleri yok eden bir hastalık olduğundan böbreklerinde eritilecek yağ yoktu. Doktorun söyledikleri bir yalandı. Bu kez yatağını ayak ucundan yukarı kaldırdılar, ayakları yükselince toplanan su vücuduna yayılmaya başlamıştı. Bu ölümünü yaklaştırmak demekti. Hastaneden taburcu edilmesini istedi. Daha merdivenleri inerken öleceğini söylediler. Ama Dan Kalın, dostu kundura tamircisinin dükkanına yarı ölü bir durumda gitmeyi başardı. Ben bu satırları yazarken, arkadaşının kıyametleri kopararak onu yeniden yatırabildiği Temperance Hastanesi'nde ölmek üzere. Yoksul Dan Kalın, karanlıkların içinden aydınlığa kavuşmak isteyen insan. Gün boyu çalışıp geceleri bilgi sahibi olmak isteyen, davası uğruna gönüllü savaşan adam. Yaşamı boyunca insan özgürlüğünü düşlemiş, korkmadan bu uğurda çalışmıştı. Şimdi ise haksızlığı yeteri kadar yenemeden son nefesini veriyordu. Bu yoksul yatağında kuşku dolu ve karamsar olarak akıllı olduğu halde yenilgi içinde ölen insan. Ben gerçek tragedya diye buna derim.